Termik röle korumalı 3 fazla senkron motorun çalıştırılıp durdurulmasına ait PLC bağlantı şeman bu şekilde ve programda ekranda gördüğünüz gibi. Bu video ilk defa izleyen arkadaşları bu uyarıda bulunmak istiyorum. Neden PLC'lerde güvenli çalışmayı sağlayabilmek için durdurma amaçlı kullanacağım butonlar stop butonu kapalı buton olarak kullanılması gerekli. Neden limitleme işlemindeki sıra anahtarlarının normalde kapalı kontakları ya da seviye sensörlerinin neden kapalı çıkışları kullanılır ya da burada olduğu gibi termik röle kullanıyorsak neden termik rölenin 9596 kapalı kontağını kullandığımı açıkladığım bir önceki videom var. Eğer o videoyu izledikten sonra bu videoyu izlerseniz bu videonun anlaşılması sizin açınızdan daha kolay olacaktır. Burada SD1211 DC 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 CPU kullanmışım. PLC'nin beslemesi, girişleri ve çıkışları 24 voltlu olmakta ve o nedenle bir güç kaynağına ihtiyacım var. Güç kaynağımı 220 kısmını F1 sigortası üzerinden beslemişim. Şimdi güç kaynağımın çıkışını PLC üzerindeki ilgili klamenslere bağlayacağım. Bununla ilgili de tekrar bir hatırlatmada bulunayım. Burada yapmış olduğum bağlantı tamamen semboliktir. PLC bağlantılarında nelere dikkat edilmesi gerekli, sigorta seçimleri nasıl yapılması gerekli, bu konuyla ilgili hazırlamış olduğum detaylı bir döküman var. Bu dökümana kumanda.org'dan ders notları kısmından ulaşabilirsiniz. Eğer bu sigortalar nasıl seçilecek, bağlantılarda nelere dikkat etmem gerektiği gibi daha detaylı bilgiler istiyorsanız o ders notunu incelemenizde fayda var. Şimdi güç kaynağımın çıkışından artı çıkışını sigortalarla piyasime giriş yapmışım. Burada piyasa beslemesini çıkış ve giriş kartına sigortalarla ayırmışım. F2 sigortası benim piyasinin çıkış katına, çıkış kartını beslemiş. F3 sigortası piyasinin kendisi CPU'sunu beslemiş. F4 sigortasıyla da PNP girişli olan inputlarımın butonlarının orta kuşlarına bağlantı yapmışım. Eksi 24 voltu benim PLC beslemem olan M ucuna vermişim. Girişlerin komun orta kucu olan bir M'ye vermişim ve yine çıkış kartı üzerindeki 3M klemensine bağlamışım. Burada durdurma işlemini benim input 0.0'a bağlı olan stop butonumla yapacağım. Çalıştırma işlemini input 0.1 klemensi'ne bağlı olan S1 start butonuyla yapacağım. Burada az önce söylediğim gibi motor korumamı termik röle üzerinden yapıyorum. Termik rölenin 95 96'sında input 0.2 klemensine girmişim. Güç devresine bak çok olursanız motoru benim Q1 kontaktörüm çalışıyor ve bu devre üzerinde F5 gibi bir adet de termik röle var. Termik röle de motoru aşırı yüklerde koruma yapıyor ve Q1 kontaktörümü ise benim PLC'min Q0.0 çıkış klemensine bağlamışım. Şimdi kurmuş olduğum PLC programı bu. Burada input 0.0, input 0.2 şekilden de görüleceği üzere normalde kapalı kontaklar. Input 0.1 start butonu ve normalde açık kontak. Şimdi PLC run yapalım. PLC run yaptığımız andan itibaren input 0.0 S0 butonu üzerinden artı 24 voltu görecek. Yine input 0.2 F5 termik rölemin 95-96 kapalı kontakları üzerinden 24 voltu görecek. Yani PLC run yaptığım andan itibaren input 0.0, input 0.2 girişlerin hafıza değerleri lojik bir olacak. Ve burayı unutmayın. Programda input 0.0 ve input 0.2 normalde açık olarak seçtik. Burayı unutmayın. Devam ediyorum. Ve bu girişlerin lojik değerleri bir olacağı için run yapar yapmaz bu kontaklarını kapayacak. Ve enerji akışı bu şekilde olacak. Şimdi daha önceki videoda detaylı anlattığım için burada girmiyorum. S1 butonuna basmışız. Input 0.1 enerjilenmiş. Kontağını kapamış. Q0.0 Çalışmış. 0.0 çıkış alınca yani lojik 1 olunca buradaki kontağını kapamış. Input 0.1'deki start butonundan elimi çekmişim. Şu anda mühürleme üzerinden devre çalışıyor. Ve devrenin bu çalışması esnasında benim termik rölem açma sinyali vermiş. Termik rölemin açma sinyali vermesi demek ne demek? 95-96 no'lu kontaklarını açması demek. 95 ve 96 no'lu kontaklar açılırsa ne olur? Benim input 0.2 klemensine gelen 24 volt gerilimim, enerjim kesilir. Ve benim input 0.2'ye gelen 24 volt enerjim kesildiği için input 0.2'nin lojik seviyesi 0 olur. Buradaki kontak normaldeki hale gelir. Az önce unutmayın dediğim şey buydu. Input 0.2'yi ben normalde açık kullanmıştım. Ama devamlı 95-96 üzerinden input 0.2 enerjiyi gördüğü için run yapar yapmaz. Lojik seviyesi 1'di. Kontaklar konum değişti. Açıktı, kapandı. Şu anda 95-96 açıldı arızadan dolayı açıldığı için input 0.2 giriş klemensi enerji görmüyor. Yani lojik seviyesi 0, lojik seviyesi 0 olduğu için programda ilk kullandığım hale geri döndü. Yani normalde açık hale geri döndü ve çıkış enerjisini kesti. Yani termik rölemin 95 96 no'lu kontakları bir arıza esnasında açılacak olursa input 02 normalde açık kontaktı. Normalde açıktaki haline geri geldi ve Q00 çıkışını kesti. Q00 çıkışı kesildiği için Q0.0 klemansında artık enerji yok. Enerji olmadığı için de benim Q1 kontaktörüm motoru durdurdu. Devam edelim. Burada benim fiziksel dünyadaki bağlantımı değiştirdim. Ne yaptım? Termik rölenin 95-96'sını gerçek dünyada yani dışarıdaki pano bağlantısında Q1 kontaktörüne girmeden önce kullandım. Yani Bundan bir önceki bağlantımda Q0.0 çıkışına direkt Q1 kontaktörü bağlıyken şimdi Q0.0'ı 95 96 termik rölenin kontağı üzerinden geçirdikten sonra Q1 kontaktörüne vermişim. Burada termik rölenin diğer kontağı olan yani açık kontağı olan 97 98'i de yine input 0.2 klemensine vermişiz. Bu sefer PLC içerisinde kuracağım program bu şekilde. Artık input 0.2 gerçek dünyada açık kontak üzerinden çalışacağı için durdurma işlemi amaçlı kullandığımdan dolayı bunu PLC programında normalde kapalı kontak olarak kullanmışım. Şimdi PLC run yaptığımızda sadece input 0.0 klemensine bağlı olan stop butonu üzerinden enerji geliyor. Ve sadece input 0.0 şu anda lojik 1 diğer input 0.1 ve input 0.2 lojik 0 seviyesinde ve input 0.0 kontağına S0 butonu üzerinden 24 voltun gelmesiyle lojik seviyesinin 1 olmasıyla birlikte PLC run yapar yapmaz bu kontağını kapadı ve şu anda enerji akışı bu şekilde yine işte S1 butonuna basmışız. Input 01 kapanmış. Q00 çalıştırmış. Q00 müs mühürleme işlemini yapmış. Input 01'den elimizi çekmişiz. Mühürleme üzerinden Q00 çalışıyor. Şimdi bu çalışma sırasında termik relem arıza sinyali verecek. Öncelikli olarak PLC programındaki çalışmayı ele aldıktan sonra aşağıdaki gerçek dünyadaki bağlantıyı anlatacağım size. Termik relem arıza sinyali verdiğinde yukarıdaki 97-98 nolu kontaklarını kapadı. Yukarıdaki 97-98 nolu kontakların kapanmasıyla birlikte benim input 0.2 klemelsine artık kapanmış olan 97-98 üzerinden 24 volt geliyor. Yani termik rölenin sinyal vermesiyle birlikte input 0.2 klemelsi benim 24 voltu gördü ve input 0.2'nin lojik seviyesini 1 yaptı. Normalde kapalı kontak olarak seçmiştim bunu. Normalde kapalı kontak seçtiğim için Lojik seviyesinin 1 olmasıyla Kontaklar açıldı Kontakların açılmasıyla birlikte Input 0.2 enerji akışını kesti Q0.0 enerjisiz kaldı Q0.0'ın lojik seviyesi 0 oldu Ve Q0.0 çıkış kilomerslerindeki 24 voltu keserek Q1 kontaktörü üzerinden Motorun enerjisini kesti Şimdi programlamada ben bir hata yapıp Q0.0 çıkışını Termikrole açma sinyali vermiş olmasına rağmen Çalıştırırsam şu network'e baktığınızda ya bu çalışma olmaz. Input 02 açıyor diyebilirsiniz ama programlama sırasında ya da programı revizyonu sırasında bazı hatalar yapılabilir. Nasıl hatalar yapılabilir? Örneğin buradaki input 0.2'nin yanlışlıkla ismi değiştirilebilir. Ve termik röle artık Q0.0'ın bağlı olduğu network'te değil. Termik röle artık Q0.0'ın olduğu network'te çalışmaz. Ya da bir yerde Q0.0'ı tekrar kullanmış olabilirim ya da Q00'ı bir yerde tekrar setlemiş olabilirim. Buna benzer yazılımsal hatalar yapma olasılığım var. Ve ben yazılımsal bir hata yaptığımda termik röle açma sinyali vermesine rağmen Q00'ım hala enerjili olabilir. Bu durumda motoru koruyamam ve motorum yanar. İşte bu gibi yazılımda yapılabilecek hataların önüne geçebilmek için termik rölenin 95 96 nolu kontakları gerçek dünyada kullanılır. Burada yazdığımda her ne kadar hata yaparsam yapayım, her ne kadar benim Q0.0 çıkışım termik rölenin açma sinyali vermesine rağmen klemenslerine 24 voltu verse de bu 24 volt. Termik rölenin 95 96 gerçek dünyadaki bu kontağı açacağı için Q1 kontaktörüm çalıştıramayacaktır. Yani sistemimde arıza var ama bu arızaya rağmen Q0.0'ım yazılımsal bir hatadan dolayı çıkış veriyor. Yazılımsal bir hata çıkış verse de Q0.0 klemersindeki 24 volt gerçek dünyadaki termik rölenin 95 96 nolu kontakları açılacağı için Q1 kontaktörüm devre dışı kalacaktır, çalışmayacaktır ve motorumu bu şekilde ben olası hatalarda korumuş olacağım. Burada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Eğer ben termik rölerin 95 96 nolu kontağını piyasa dışındaki gerçek dünyada koruma amaçlı kullandıysam ve bu sayede Q1 kontaktörüm devre dışı kalıp motorun enerjisi kesildiyse buradaki termik rölerin 97 98 açık kontağını neden kullanayım? Kullanmak ya da kullanmamak sizin tercihiniz ama buradaki kontaklar iki işe yarıyor. Bunlardan birincisi eğer bir arıza var ve arızayı piyasi yazılım üzerinden arıyorsanız buradaki input 0.2 termik röleye ait bir kontaktır. Input 0.2 kontağı üzerinden siz termik rölenin açma yapıp yapmadığını görebilirsiniz. Ya da input 0.2 artık benim için bir bilgidir, bir bittir. Sisteminizde sizin SCADA varsa ya da bir operatör panel varsa burada arıza alarmları oluşturabilirsiniz. Ve bu arıza alarmlarına siz termik rölenin açtığı bilgisini aktarabilirsiniz. O nedenle gerçek dünyada termik rölenin 95-96'sını olası yazılımsal hatalara karşı kullanmış olsam da 97-98'ini PLC'ye input olarak vermenizde fayda var. Hem arızayı bulmanızda hem de arızayı isimlendirmenizde, operatör panele yansıtmanızda ya da SCADA sisteminizde alarm oluşturmanızda fayda sağlayacaktır.